Merhabalar sevgili dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah hepinize iyilik versin, bana sağlık versin. Nerede ne kadar hasta varsa hepimize sağlık saat versin, nasip eylesin, şifamızı versin Rabbim. Her işimizi kolaylaştırsın inşallah. Kötü insanlardan kurtarsın. Etrafımızda varsa Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye dualarla videoma başlamak istedim sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, bugün sizlere çok yorum geliyor, çok soru geliyor. Böyle tek tek cevap vermek, yorumların altına yazmak benim için çok zor oluyor. Bu arada Instagram'dan bana çok ulaşıyorlar. Instagram'dan, DM'den çok sorular soruyorlar. Bu özellikle hastalık seyriyle, başlangıcıyla ilgili ve şu anki durumumla ilgili çok soruyorlar. Oradan da tabii ki cevap veremiyorum. Bazı görmediğim mesajlar oluyor. Bazen o kadar yoğun mesaj geliyor ki hani o yoğun mesajlara cevap veremiyorum. Ondan sonra bana küsüyorlar. Cevap bile vermedin. Lütfen anlayışla karşılayın. İnanın öyle yazmak benim için o kadar zor ki, yani her şeye cevap vermek. Çünkü elimde telefon, böyle telefona bakıp yazmak boynumu ağrıtıyor. Gerçekten benim için çok zor oluyor. Ben de buradan toplu cevap vermek istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi en çok gelen sorular arasında yani kanserle, hastalığımla ilgili sorular geliyor. İşte nasıl anladın, kaç yıldır çekiyorsun gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım. Aramızda benim gibi hasta olan veya hasta yakını olan o kadar çok dostum var ki, ben hepsini biliyorum. Farkındayım. Yani ya sevdiği hasta, ya kendisi hasta, bir yakını hasta, hem hasta yakını hem kendi hasta olan birçok dostum var aranızda. O yüzden Allah hepimize yardım etsin diyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı şanssızlıklar oluyor. Yani bu şanssızlıklar da sen kendinden şüpheleniyorsun. Sen doktora gidiyorsun. Yapman gerekeni yapıyorsun. Fakat doktorun gözden kaçırdığı şeyler seni işte bu kanserde ileri evreye kadar götürebiliyor. Ben zaman kaybettim. Ben ilk etapta, ilk keşfettiğimde, daha doğrusu ben kendimi kötü hissettiğimde doktora koştumda ki o belki bakar, 2 ay boyunca falan her hafta doktora gittim. Benim neyim var diye. Yani şöyle söyleyeyim. Ben kanser olduğumu öğrenmeden önce 2016 senesinin yaz ayıydı. Haziran ayıydı. Ben de bir uyku hali, sürekli uyumak istiyorum. Bir gün iyiysem, 2 gün sanki böyle bütün kemiklerim kırılıyor. Sanki böyle grip olmuşum gibi. Öksürük aksırık yok mu? Öyle bir halsizim ki elim kolum kalkmıyor. Yani yatmak istiyorum. Hani bu halsizlik beni çok rahatsız ediyordu. Ve geceleri çok terleme oluyordu. Başım sırılsıklam kalkıyordum sevgili dostlarım. Ve ben bunun için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Tabii ben bu hastane koşturmaları böyle yoğun bir şekilde ilk defa yaptım. Normalde bir, hani bir şey olmadığı zaman, önemli bir şey, pek gitmezdim hastaneye. Neyse, orada dahiliyeden işte randevu alıyorsun, bilmem kaç gün sonraya işte gidiyorsun, doktor bakıyor, sana kan testi veriyor, işte kan testinin sonucunu bekliyorsun, bir daha randevu alıyor, bilmem ne bilmem ne. Yani bir tane testin sonucunu göstermen, yaptırman, göstermen 1 ayı falan buluyor. Düşünün, öyle bir sıkıntılı bir durum İstanbul'da. Çok zor bir durum bu durum. Öyle tanıdığınız falan yoksa. Ben de tabii böyle dahiliyeden aldım. Neyse, dahiliye bana her şeyi, işte kan tekniği şuydu buydu, her bir şeyi yaptı. Dedim sıkıntılarım bunlar bunlar. Çok halsizim, çok uyku halindeyim. Böyle böyle sıkıntılarım var. Tabii asistanlar bakıyor. Ben hiç akıl edemiyordum ki ben bir hocaya hoca farkı vereyim de gidip hoca bana baksın. Hiç öyle bir şey akıl etmedim açıkçası. Hani böyle bir şey olduğu zaman böyle bir hakkınız var. Üniversite hastanelerinde, hani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi, işte sanırım Hacettepe gibi hastanelerde hoca, Antalya Akdeniz Tıp Fakültesi, orada da eminim gittiğim için, hoca farkı veriyorsunuz. Cüzi bir miktar, hani bir mesela 110 lira falandı farkı. Hani hocaya gidebilirsiniz özel. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben bunu akıl edemediğim için tabii direkt normal dahiliyeden alıyordum. Asistanlar, yani asistan dediğinizde daha okuyan çocuklar oluyor anlamında yani. Tabii ki oradaki çocuk her şeyi gözden kaçırdı. Çok şeyi gözden kaçırdı. Benim 3 aylık bir koşturmam sonucunda, hatta elimde böyle MR var, şey var,
çekilmiş görüntülü şeyler falan. Ama gözden kaçırdı ve bana dedi ki siz hiçbir şeyiniz yok, rahat edebilirsiniz, bir sıkıntı yok. 3 ay sonunda söylüyor bunu bana. Yani ben Haziran'da gidiyorum, işte Ağustos gibi falan söylüyor bana, yani bunu öyle düşünün. Hani tam ay olarak hatırlamıyorum ama tabii böyle olunca ben de rahatladım. Ama tabii halsizlik bitmedi hiçbir şekilde. Evet sevgili dostlarım, tabii olan ondan sonra oldu. Ben tabii kafama göre gayet güzel tatilimi yaptım. Bir sıkıntım yokmuş herhalde psikolojik diyerekten. Ama sonra elime geldi tabii. Yani mememde elime geldi kitle. Böyle bir nohut büyüklüğünde, böyle kaya gibi sert, asla oynamayan, acı da olmayan bir kitle geldi. Ben hemen gidip mamografi ve ultrason çektirdim. Ve mamografi ve ultrason sonucunda, hani çok fazla uzatmak istemiyorum. Belki bir bölümde anlatamayacağım bunu ama hani sığdıramayabilirim. İki bölümde anlatabilirim, bitirebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bu arada beni yeni takip edenler var. Başından beri videolarımı seyretmeyen, durumuna ilgili pek bilgileri olmayan insanlar var. Ben onlara da bir şekilde hem açıklayıcı, böyle baştan sona bir şey anlatayım diyorum, hem de sizlere anlatmak istiyorum. Aranızda bilenler var tabii ki, sürekli takip edenler. Tabii bunun sonucunda, ultrason ve mamografi sonucunda durumum tabii ki şey çıktı, kötü çıktı. Hatta lenflerime sıçramıştı, kol altı lenflerime sıçramıştı ve bütün kol altımı temizlediler. Yani bu lenflere sıçraması aslında normal, güzel bir şey değil yani. Hani keşke sadece mememde olsaydı da, bir tek o memeyi alsaydı da bu iş bitmiş olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü benimle aynı dönemde başlayan, sadece memede olan arkadaşlarım şu an gayet iyiler. 5. seneyi bitirdiler. Senelik kontrollere gidiyorlar ve tamamen kanserden kurtuldular. Dediğim gibi biraz şans işi. İhmal edilirsen işte durum bu duruma geliyor, veya sen kendini ihmal edersen durum bu duruma geliyor sevgili dostlarım. Ve ben 5 yıldır bu kanserle neler yaşıyorum, neler çekiyorum. Bana 5 yıldır neler yaptı, işte ufak ufak biraz biraz bahsetmek istiyorum. Bu tabii ki şey alındıktan sonra hemen patoloji alınması gerekiyor. Hani bu teşhis konduktan sonra emin olmak için hemen cinsi nedir, şeyi nedir diye bir patoloji almak için parça almak istediler. Tabii o parça almaya da gün atıyorum, o zamanın parası şeysi gene 10 gün 15 gün yani gün atıyor, işte şu gün gel. 10-15 gün gene kaybettim. Hiç unutmuyorum, çok iyi hatırlıyorum. Patolojiyi alacakları zaman da bayrama denk geliyor. Bir 10 günde öyle attılar mı? Bayram sonucunun şeysi de var. Oho, zaten bayramlar 9 gün sürüyor. Kurban bayramı mıydı, şeker bayramı mıydı hatırlamıyorum. Çapa Tıp Fakültesi'nde parçayı aldılar. Gene bir 15 gün öyle geçti. Nereden baksanız bir ay geçti bir patolojiyi aldırıp sonucunun çıkması. Yani gene bir kaybettim mi ben bir ay? Tabii ki sonuç üçlü negatif meme kanseri, inzaviv karsinom diye geçiyor. Duktal karsinom. Süt bezelerimde 6'yı 10 geçe hizasında diye işte patoloji sonucum çıktı. Cinsinin de negatif, bütün hormonlarımın negatif olduğu ile ilgili çıktı. Hemen bir ameliyat, profesör bulduk artık, işte tabii ciddiye binince hemen koştuk, profesör hoca bulduk. Ağacı nasıl yaparız diye, onu ara, bunu ara, tanıdık ara, hani beklemeyelim, zaman kaybetmeyelim diye hemen Ertuğrul Gazioğlu adında bir genel cerrah profesörü ameliyat etti. Ben komple almasını söyledim. O dedi ki gerek yok artık dedi. Eskiden de o dedi. Artık dedi biz dedi şey yapıyoruz. Ona alıyoruz. Ondan sonra etrafından biraz temiz bölgeden de alarak komple alıyoruz. Sen merak etme dedi. Memeni komple almana gerek yok. Daha genç bayansın dedi. Neyse aldı, ameliyatımı oldum. Ameliyatımı olduktan sanırım 15 gün sonra filan gün al dedi, git dedi şeyden. Onkoloji bölümünden dedi, gün al bu evraklarla git. Cerrahpaşa onkoloji bölümüne gittim, müthiş yoğundu ve bana bir buçuk ay sonraya gün verdi ki sadece gideceğim orada, doktor beni görecek, heyete girecekler, bilmem ne olacak, karar verecekler, gene bir buçuk iki ay kaybedeceğim, düşünebiliyor musunuz? Canımız bu kadar ucuz yani. Böyle olunca ben hemen oradan koşa koşa çıktım. Ne yapacağım, ne edeceğim diye Florence Nightingale Hastanesi'ne gittim. Bir arkadaşım orada, yani arkadaşım babası orada tedavi alıyordu. Oradan aklımda kalmış. Şişti de oraya gittim. Doktorun adı Esat Namal'dı. Gittim. Ondan sonra hemen acil dedi, şimdi topla tüfekle saldırıya geçmemiz lazım dedi. Senin dedi agresif türde bir dedi tümör dedi.
hızlı yayılan ve dedi çok dedi agresif bir tümör dedi. Ondan sonra bana ajuvan diye kırmızı bir ilaç verdi. 4 tane kemoterapi ilacı. Fakat sevgili dostlarım, işin ilginç tarafı bir tek orada gördüm bunu. Var inanın şok oldum. Ama tabii bilemiyorum ki, başıma ilk defa gelmiş, daha önce hiç yaşamadığım için sonradan anlıyorum tabii işin kötü tarafını. Şimdi o ajuvan denen kırmızı ilacı buradan damar yolu açıyor ya, şırıngaya doldurmuş, vişit vişit hızlı hızlı verdi. Normalde o 1,5 saatte yavaş yavaş akması gereken, hani en az 1-1,5 saatte yavaş yavaş akması gereken bir kemoterapi imiş. Fakat onu bana şırıngayla hızlı hızlı verdi. 4 haftada 1-4 tane verdi. Ondan sonra 12 tane de başka bir ilaç, patitaksel diye bir ilaçla başlanacak dedi. Ben orada fark ücret ödüyordum. Sonra öyle bir zam geldi ki sevgili dostlarım, o zam gelince ben oraya gidemez oldum, karşılayamaz oldum. Zaten arabam vardı, arabamı da satmıştım ki hani çünkü fark veriyorsun, bayağı bir fark veriyorsun özel hastanelerde. Ondan sonra işte dedim ki ben burada devam edemeyeceğim, ayrılacağım dedim. Bir yardımcısı vardı, çok ilginç bir şey oldu. Ne oldu biliyor musun? Ben o lafı duyduktan sonra şok oldum sevgili dostlarım. Kapıdan dinliyorum. Ben dedim Esat Bey'le görüşmek istiyorum, helalleşmek istiyorum dedim. Sağ olsun benimle ilgilendi, şey yaptı. Dedi şimdi çok yoğun dedi, hastası var bilmem. Ben beklerim, sorun değil dedim. Sevmiştim çünkü hocayı. Tam böyle kapı aralık bekliyorum. Neyse ondan sonra dedim hocam dedim böyle böyle dedim, kapıdan söylüyorum yalnız. Ben dedim artık bu farkı ödeyemeyeceğim. O zamanın parası 190 lira ödüyordum haftada. 400'e çıkmıştı bir anda. Ondan sonra hocam dedim ben dedim bu fark çok çoğaldı. Ben dedim bunu dedim ödeyemem, her hafta dedim 400 TL ödeyemeyeceğim. O yüzden dedim sizden dedim ayrılmak istiyorum dedim. Devlet hastanesi veya üniversite hastanesine geçeceğim dedim. Ondan sonra helalleştik. Kapıdan çıktım. Kapı aralık. O ara tabii çok da üzgünüm. Bir baktım hoca ne yaptı biliyor musunuz? Yanındakilere hastane için diyor şöyle dedi. Tam böyle lafı şey olarak hatırlamıyorum ama. Görüyor musun işte dedi. Bu kadar dedi zam dedi olur mu dedi. İşte bu hasta dedi zaten dedi ilerlemiş bir hasta dedi. Uzun sürecek bir tedavisi var. Al işte dedi hastayı kaybettik dedi. Yani şeyi kaybettik gibi. Müşteriyi kaybettik gibi gel. Yani o şekil bir konuşma. Düşünebiliyor musunuz? Ben uzun süre tedavi olacağımı adam biliyor durumumdan dolayı. Ve o hastanenin bu zammı yapıp beni kaybetmesi, yani benim başka bir yere gitmem hastanenin kasasına büyük kayıp yani bu anlamda. O kadar ağrıma gitmişti ki, gücüme gitmişti ki bu. Dedim ki iyi bir karar verdim. İyi ki ben çıktım gittim buradan diye. Çok sevindim. İşte sonra çapada devam ettim sevgili dostlarım. Bütün ilaçlarımı aldım ettim. Orada da doçent doktordan randevu alıyordum. Fark ödüyordum. 100 lira bir fark, yok 100 olur mu o zamanın parası, daha ucuzdu ya. 80 lira mı 70 lira mı öyle bir fark ödüyordum. Ondan sonra orada rahat rahat tedavimi alıyordum, ilacımı alıyordum. Neyse ilaçlarımı aldım, bitti. Bir senelik tedavim bitti. Tabii bu arada 30 tane radyoterapi de aldım, onu saymıyorum. İlk başta kemoterapiden önce. Arkadaşlar bir sene sonra omurgama sıçradı. Öyle bir şey oldu ki ya, öyle böyle bir ağrı yok. İnliyorum resmen. Yani benim omurgam kırılmış. Ya parmağımı oynatsam, şu parmağımı şöyle oynatsam, ölüyorum yani, beni öldürsünler. Öyle bir ağrı var ki omurgamda. Neyse bu sefer Bakırköy'e, Mazhar Osman'a gittim. Tabii gene başka hastanelerde de gittim, uzatmayayım. Çekilen şeyler sonucu omurgama sıçramış ve çoğu hastane beni kapıdan döndürdü. Bunun başında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de bir doçent doktor da dahil yani. Dedi ki biz bunu ameliyat edemeyiz. Çok ameliyat etmemiz gerekiyor. Çünkü tek bir yerimde var. Onu edip oradan alması gerekiyor aslında. Mantıklısı o. Senin dedi göğsünü açacağız. Kalp ameliyatı gibi çok büyük bir ameliyat olacak. Bir sürü cerrah girecek. Genel cerrah girecek. Kalp cerrahı girecek. İşte onkoloji girecek. Bilmem kim girecek dedi. Ve bunun için... Ha bir de dedi ki bu bir dedi kullanacağımız dedi malzemeler dedi şu anda üniversitemizde yok, temin edemiyoruz. Bunu beklememiz gerekiyor demez mi bana? Ya abi koskoca hastanede o vidalar bilmem neler yokmuş. Yani hem onu bekleyeceğim hem de benim göğsümü böyle kesecekmiş, kaburgalarımı açacakmış, ciğerimi söndürecekmiş bilmem ne bilmem ne. Neyse Allah razı olsun, internetten bir arkadaş, onun da annesinin durumu aynıymış, bana yazdı. Ben tabii böyle anlatınca bana yazdı, dedi ki böyle böyle bir doktor buldum, isterseniz sizle bir görüşün. Ali Ender Ofluoğlu, Mazhar Osman
Hastanesi'nde Bakırköy'de beyin ve sinir cerrahi doktoru, doçent o zaman. Ona gittim, gösterdim. Bütün CD'lerim, her şeyim, durum bu. Dedi ki ben dedi bu ameliyatı ederim, sırtından ederim. Hiç göğsünü falan kesmeye de işte açmaya dedi kaburgalarını. O dedi işlemlerin hiçbirine gerek yok. Zor bir ameliyat ama ben yaparım dedi. Kendine güvenen bir doktor. Sana dedi haber vereceğiz dedi. Seni arayacak asistanlarım seni çağıracak yatışını yapacaklar dedi. Ne zaman dedim. Yani dedi yine 10-15 gün sürer çünkü sırada çok ameliyat var dedi. Dedim hadi 10-15 gün gene iyi. Dedim vidaları falan her şey var mı bizde dedi her şey var. Devlet hastanesi burası. Vallahi öyle olunca ben sevine sevine evime gittim. Neyse aradan bir hafta geçti geçmedi. Aradı beni asistan. Dilara Hanım ameliyat için yatış için hazırlığınızı yapın. Atıyorum işte pazartesi günü gelin yatışınızı yapacağız dedi. Ben gittim. Ama dedi yatışınızı yapar yapmaz hemen ertesi gün ameliyat olmayacaksınız dedi. Burada dedi belki bir hafta 10 gün hastanede yatacaksınız dedi. Ben gittim hemen güzel böyle 2 kişilik bir odaydı. Girdim. Yatışım yapıldı. Gerçekten bekliyorum. Bir hafta geçti ben daha hala ameliyat olacağım. Hastanede yatıyorum yani. Ondan sonra ama ağrıdan ölüyorum. Artık Xanax'lar veriyorlar, onu veriyorlar, bunu veriyorlar. Hiçbir şekilde ağrı geçmiyor. Ben anıra anıra ağlıyorum. Bütün hastaneyi inletiyorum. Öldürün beni, öldürün beni. Ben bu ağrıya dayanamıyorum diye. O kadar büyük bir ağrı ki. Neyse ondan sonra tabii ki hastaları, randevulu hastaları ameliyat için hazırlanmış hastaları kaldırıp da sen kalk Dilara yatıracağız da diyemezler. Neyse günüm geldi. O günü beni ameliyat ettiler. Ameliyatım 8 saat sürdü. Bir günde yoğun bakımda kaldım ve doktorum geldi. Bana dedi ki başarılı bir ameliyat geçirdin Dilaracığım. Bir saat bir kanaman sürdü. Tümörün kanadı. Bir saat bizi bir uğraştırdı ama tümörü gayet güzel temizledik. Oraya kafes taktık. Vidalarımızı taktık. Ve iyi oldu yani güzel oldu her şey iyi oldu dedi kafan rahat olsun dedi ve gerçekten o doktor benim hayatımı kurtardı sevgili dostlarım. Allah razı olsun Ali Enderofluoğlu profesör doktor beyin ve sinir cerrahı. Neyse ondan sonra tabii tekrar kemoterapiye başlandı, tekrar radyoterapiye başlandı. Bunları da ben şeyde aldım, Memorial'da aldım, bir de Medical Park Hastanesi'nde aldım, Acıbadem Hastanesi'nde aldım İstanbul'da. Atakent'te Acıbadem'de aldım şeyleri, radyoterapileri. Çok iyiydi oradaki doktorlarım da. Neyse sevgili dostlarım o da bitti. Kemoterapi de bitti. Her şey bitti. Gene iyi hissediyorum. Her şey onu. Bu sefer boynum kırılmasın mı? Aradan 8 ay geçti. Daha bir sene değil. Boynumu yemiş. Hayda bu sefer boynum benim burada kırıldı Muğla'da. Ve ben burada acile gittiğimde acilde işte MR hiçbir şey çekmek akıllarına gelmiyor. Tabii yine her zamanki gibi hafta sonuna denk geldi. Gene doğru dürüst doktor yok. Nöbetçi asistanlar falan var. Bana ağrı kesici yapıp eve göndermeye çalışıyorlar. Ya boynumu kaldıramıyorum. Yatalak gibi oldum. Ağrıdan ölüyorum. Kemiğim kırılmış. Omurgam, boynum kırılmış. Ondan sonra onlar ne MR çekiyor ne dedim ki bakın ben kanser hastasıyım. Benim öyle bir ağrı değil dedim. Yani bu dedim ağrı kesiciyle geçecek bir şey değil. Ben kaç tane ağrı kesici içtim. Hiçbir faydası yok. Bana dedim tomografi çek, MR çek, bir şey çek. Gör orada ne var. Bir çekiyorlar, bakıyorlar. Gerçekten kırık var. Neyse beyin cerrahı kendi gelmiyor, teşrif etmiyor. Arsal adı hiç unutmuyorum. Muğla Sıtkı Koçman'da Arsal diye bir beyin ve sinir cerrahı. Geldi, 2018 senesinde oluyor bu. Geldi bana, yani gelmiyor da haber gönderiyor. İşte asistanıyla hemşireyle maalesef bir şey yapamayız, tümör çok zor bir yerde, ağrı kesici yapıp sizi evinize göndermek zorundayız, ambulansa tekrar götürebiliriz, hani gidebilirsiniz, ayarlayabiliriz. Ben orada birinci katta oturuyorum, eve nasıl çıkacağım, hadi beni ambulans çıkar, ben yataktan nasıl kalkacağım, tuvalete nasıl gideceğim, boynum kırılmış kalmışım ben, böyle nasıl olacak, bir şey yapamayız öyle mi? Allah'tan beni dedim sakın hastaneden çıkarmayın. Ben çıkmayı kabul etmiyorum. Ben bugün bu hastaneden çıkmayı kabul etmiyorum. Ona beni başından atmaya çalışıyor dedim. Ondan sonra Allah'tan akıl ettim. Beni bu omurgamdan ameliyat eden Ali Ender Ofluoğlu hocama, asistanına, benim oğlum da tabii yanımda. Oğlum dedim hemen dedim şu tomografiyi bilgisayardan çek. Orada hemşireler de yardımcı olsun. Yardımcı oldu Allah razı olsun. Bilgisayardan görüntüyü açtılar. Oğlum da telefonla çekip hocama gönderdi. İstanbul'daki Ali Ender Ofluoğlu hocama gönderdi. Hocamdan gelen cevap şu. Orada hiçbir şey yapamazlar. İmkanın varsa at da buraya gel ben seni ameliyat ederim.
hemen 112 acil servisinden sevk istedim. Yani hastaneden İstanbul'a sevk istedim. Çok zorluklar çektim, uzatmayayım, onu da anlatmayayım. O kadar zorluklar çıkardılar ki, başhekime çıktık, ona çıktık, buna çıktı. Ben değil de yanımdaki dostlar çıkıyor. İşte oğlum çıkıyor, Cennet var, bana bakan arkadaşım, o çıkıyor falan. Hayır, ben 2 gün daha fazladan yattım Muğla Koçman Hastanesi'nde. Anca 2 gün sonra o sevki alabildim. Çünkü hafta sonuna denk geldiği için o boyun kırılması. Ve beni 6,5 saatte 112 acil servisiyle ambulansla İstanbul'daki Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümüne yetiştirdiler. Sabah beni sedyeyle beni ameliyat edecek doktorlar kapıdan karşıladı. Gene tekrar yatışım yapıldı, odaya geçtim. Ve hemen ertesi günü beni ameliyata aldı hocam. Allah razı olsun. Boynumdaki tümörü temizleyemediğini söyledi. Gerçekten çok zor bir yerdeymiş. Dedi Dilara, senin de dedi yani her dedi tümörün dedi hep dedi zor yerlere gidiyor, tutunuyor dedi. Hep bizi uğraştırıyor. Hocam dedim, benim hayatım zor. Ben doğdum doğalı bu yaşama geldim geleli zaten çok zor bir hayat yaşadığım için tümörlerim de sahibine çekmiş dedim. Bana çekmiş yani dedim. Ondan sonra onu dedi oradan alamadık dedi. Çok zor bir ameliyat olurdu. Ağzını yarmam gerekirdi. Böyle ağzını yarıp buradan arkaya girecekmiş. Buraya şu beyin sapının orada bir yerde çünkü. Omurganın baş tarafında bir yerde. Çok zordu ama dedi oraya dedi işte vidalarla dedi boynunu dedi tutturduk. Şimdi de orayı dedi radyoterapiyle dedi kurutmaya çalışacağız. Artı dedi işte kemoterapi falan filan. Bu şekilde sevgili dostlarım tekrar radyoterapi gördüm. Tekrar kemoterapi gördüm. Derken kaç dakika olmuş? 20 dakikayı geçmiş, sıkılmışsınızdır. Devamını sonra anlatırım. Aynen, devamını sonra anlatayım. Sizi de sıkmayayım. Öyle çok uzun olduğu zaman sizin de vaktiniz yok. Yemek yapıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Çocuk geliyor okuldan, koca geliyor işten. Yani o yüzden sıkmayayım. Diziler başlıyor değil mi? O yüzden burada bunu keseyim. Dediğim gibi boynumu da ameliyat etti. Oradan da hallettik. Ondan sonrasını yarınki videomda anlatacağım. Sevgili dostlarım. Ne aşamalara geldim, neler yaşadım, nasıl ayağa kalktım, hepsini anlatacağım size. Sizleri çok seviyorum canım dostlarım. Kendinize çok dikkat edin, sağlığınıza çok dikkat edin. Lütfen kendinize ihmal etmeyin. Ufacık bir şüphe kaldıysa doktora gittiğinizde, mesela bakın Esra Danki var, onun gibi tanıdığım benim birçok arkadaşımız var. Mesela Esra Danki de nereden baksanız 9 ay kaybetmiş. Eline geldiği halde kitle, 2 tane hastaneye gittiği halde bir şeyin yok demişler ve kız en son aşamada 3. gittiği hastanede son evre olduğunu söylemişler. Düşünebiliyor musunuz? Yani zaman bu hastalıkta çok önemli. O yüzden bir hastane bir doktorla kalmayın. Birçok doktora gidin, birçok hastaneye gidin. İyice emin olun. Bu çok önemli. Gerçekten bu çok önemli. Tabii ki duymak istemiyoruz. Sen kötüsün, işte hasta oldun, işte hastalığın şu kadar kötü laflarını tabii ki duymak istemiyoruz. Durumun kötü lafını tabii ki duymak istemiyoruz. Onun için biz de oh seviniyoruz aslında ama böyle erken sevinmememiz gerekiyor. İhmaller yüzünden işte ölümle burun buruna geliyoruz. Aynı benim olduğu gibi. Aynı Esra Danki'nin olduğu gibi. Esra Danki de 5 sene uğraşmış. 5. senenin sonunda da hayatını kaybetti ve küçücük kızıyla, kızı annesiz kaldı. O yüzden çok önemli. Bir dahaki videom, yani bundan sonraki videomda devamını anlatacağım. Şimdilik sizleri çok seviyorum, öpüyorum. Fazla uzatmadan hoşça kalın diyorum.